Devam ediyoruz memleket meselesine kaldığımız yerden. Evet, milli savunma sanayi ile ilgili önemli bir istatistik var. O açıklandı Stockholm Uluslararası Barış Anlaşmaları Enstitüsü tarafından. Türkiye savunma sanayi ihracatında dünyada 11. sırada şu an. O kurumun yaptığı, o enstitünün yaptığı araştırma sonucuna göre ilerleyen dakikalarda bunlara bakacağız. Hem üretimlerimize neler ürettik, her gün zaten yeni bir haber paylaşıyoruz sizlerle. Bir de ihracatta hangi noktaya geldiğimize, uluslararası bir platformun, bir enstitünün araştırmasının neticesinde. Ama Uğur Hoca tamamlayacaktı bu bölümü. Hemen... Zakir Hoca'nın ekleyecekleri var aklımda, lütfen buyurun. Şimdi bütün bunlar nereden çıkıyor? Yani bu terör niye bizi 40 senedir uğraştırıyor falan. Mesut Hoca zaten bunun ipuçlarını söyledi. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği teröristten bu işte. Teröristten, terör devleti bu. Bunun hepsi 300 sene İngiltere'nin Pax Britannica diye yürüttüğü politika. 1945'ten beri de 80 senedir Amerika'nın yürüttüğü Pax Britannica. Divide and rule derler. Böl ve yönet. Demin nasıl anlattımsa işte Musul, Bağdat, Basra, Halep, Humus, Şam hep bölerekten yaptılar. 91'de Mesut Komutan dedi işte 91'de fiilen üçe böldüler. Anayasalda böldüler. Kuzeyinde 36. paralelin yukarısına uçak çıkartamadı, asker alamadı, vergi salamadı Saddam. Biz dedik senin 91'de ona toplantıda Başbakan'a Milli Güvenlik Kurulu'nda ben senin otoriteni iade edeceğiz. O zaman bizim fiili olarak bölünmüş ver dedik. Şu an resmi yapmadı. Olarak şimdi burada eski. Ayrı bir şey var. Bölgesel zaten demin de söylendi. Ne yapıldı? Hem Bağdat hükümetiyle konuşuldu hem de bölgesel Kürt yönetiminin lideri Barzani ile konuşuldu. Çünkü iki ayrı otorite var. Gerçek bu. Güneyde de o Basra dediğimiz yerde de Şiiler. O da ayrı bir otorite. Sonra İngiltere divide and rule diyorum ya, böl ve yönet. Daha da bir daha da böldü yetmemiş gibi. Basra'yı da böldü, Kuveyt diye bir şey yaptı. Oraya da vermedi, 67'ye kadar sömürge tuttu. 67'de verirken de bütün petrollerini el koyarak verdi. Yani bugün Kuveyt İngiltere'nin bir eyaleti gibi şey olaraktan. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin bütün nedeni, demin de Mesut Hoca'nın dediği gibi, dünya petrol rezervlerinin %11'i sırf Irak'ta. Ve buradaki petrol de iyi petrol. Bir de bak, yani şey değil, Kuzey petrolleri Norveç ve İngiltere'deki gibi değil. 1 metreden 2 metreden çıkıyor ve rafine, yani o şey gizli gibi. Gizli petrol boru hatları ne zaman kuruldu? Mesut onu her zaman yaptı. Yani açıkları 1976'dan itibaren. Gizlilerin 1958'den önce kurulduğu söyleniyor. Kral Faysal kuruldu. Yani şey, Kral Faysal zamanında, yani Bağız'dan önce. 58'de darbe oldu burada. 58'e kadar fiilen İngiltere idare ediyordu. Bir kralcık vardı orada. Şerif Hüseyin'in küçük oğlu Kral Faysal diye. Başbakan da Nuri Said Paşa Türk'tü. Onunla o zaman kuruldu. Yani İngiliz zamanında kuruldu. Ama 76'da Türkiye'den geçenler ilk petrol boru hattı 76'da. 82'de ikinci İran-Irak savaşında bizden geçiyor onlar. Suriye'den geçen bir petrol. İsrail'e giden. O işte şey, İngiltere zamanında 58'e kadar. 58'e kadar. Şimdiki olay şu. Bu divide and rule'la ne yapmak istiyor? Amerika, artık İngiltere'nin politikasını Amerika. Amerika ikinci bölge yönetle ne yapmak istiyor? Aynen, bölge yönetmek. İkinci bir İsrail. İsrail tek başına yetmiyor. Bakın şu coğrafya dünya petrol ve doğalgaz rezervlerinin %70'ine havi. İkinci bir İsrail, yani teröristan dedi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani ikinci bir İsrail. İşte o. Hedef aslında bu. Bu işte. Burası, bakın çok açık ve net. Burası bizim, Allah korusun, güneydoğumuz. Ve İran'ın da batısı. Burada da Kürdistan gibi 6 milyon şey yapıyor. Orada da Peşak var. Buraları birleştirecek büyük İsrail. İkinci İsrail, yani teröristen, yani Kürdistan. Bütün politika bunun üzerine. Tutmayacak, olmayacak, olmayacak. Amerika küçük kafasına bunu soksun. Türkiye burada olduğu sürece mümkün değil. Bir de tabii İran'da var. Yani bu bölgede iki tane güçlü devlet var. İki kadim devlet var. Bu da Pers İmparatorluğu'nun devamı. Öyle şey değil. Yeni Rütür şey değil. İran'a da biz en güçlü devletiz. Biz olduğumuz sürece Amerika'nın bu teröristten planı tutmayacak. Bunu Amerika kafasına sokması lazım. Bu kadar. Peki Uğur Hocam. Zakir Hocam, sizin ekleyeceğiniz var mı? Tabii burada 3 hususa dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, biraz evvel Uğur Hocam da ifade etti. Zayıf devlet veya çökmüş devlet olarak ifade edeceğimiz iki komşumuz var. Birisi Suriye, birisi de Irak. Bizim bu iki ülkedeki varlığımız da aslında bunların bütünlüğü, varlığı açısından önem taşıyor. Yani Türkiye'nin oradaki varlığı aslında bu devletleri bir şekilde ayakta tutuyor. Eğer Türkiye oradan çekilmiş olsa bu planlar işleyecek ve fiilen artık onlar bölünmüş olacaklar. Halbuki toprak bütünlükleri bakımından Türkiye'nin varlığı orada bu devletlerin garanti. Devamı noktasında bir garanti. İkinci bir mesele şu, kalkınma yolu projesi.
Bakın Basra'dan başlıyor, Mersin Limanı'na kadar uzanacak aşağı yukarı 1200 kilometrelik bir kalkınma yolu. Irak da buna önem veriyor ve başladı bu proje biliyorsunuz. Biz de çok büyük önem veriyoruz. Biz de çok önem veriyoruz. Yeni bir İpek yolu gibi bu meseleyi ele almak, düşünmek lazım. Doğal olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu harekatları, bu kalkınma yolu projesinin geleceği açısından da fevkalade önemli. Yani bir yerde Irak'ın kendisini toparlaması bakımından da çok önemli. Niye? Çünkü hem ekonomik olarak hem siyasi olarak Irak'ta bir birliği temin etmeye uğraşıyor orada. Kamu otoritesini tekrar tesis etmeye uğraşıyor. Devlet otoritesini yeniden kurmaya uğraşıyor. Elbette ki bu tür projelerle bunu rahatlatacak. Üçüncü bir mesele de şu. Buralardaki her türlü huzursuzluk, sorunun artması... Zaten hocam tam kalkınma yolu nereden geçecek? Basra'dan Mersin'e kadar. Basra'dan Pau Limanı'ndan bizim Mersin Limanı'na kadar geçecek efendim. Şu kuvvet denen yeni yanından başlayacak. Evet. Uğur hocam siz oradan şey yapın. Yani burası varken. Şey İranlılar Persian Gulf diyor. Yani İran Körfezi diyor. Biz Basra Körfezi dedim ya Basra... Musul, Bağdat, Basra. Biz Basra Körfezi diyoruz. İşte şuradan küçücük bir çıkışı var Irak'ın. Onun için 1990'da işgal etti zaten Kuveyt'i. Geri attılar. Buradan başlayacak, gelecek ve Mersin'e kadar gidecek. Evet. Zaten buradan dediğim gibi 76'da birinci petrol. Buradan bir petrol şeyi vardı. 60'lı yıllarda çekmişlerdi. Irak'la Suriye'nin arası bozulunca Baba Esad... Şimdiki Beşer Esad'ın babası Hafız Esad kapatmıştı. 76'da birincisi çekildi. 82'de 80'de İran-Irak savaşı başlayınca buradan gemilerini çıkartamadı. Çıkartanları vuruyordu İran tankerleri. İkinciyi de çektiler. O da yetmedi. Karadan da hep taşındı. Şimdi buradan geleceği öyle bir... böyle ve büyük bir yeni İpek yolu. Tamam. İkinci İpek yolu. Yerini şimdi gösterelim hemen, dedik. Önemine daha iyi. Bir üçüncü bir meseleyi de istersen abi ifade edeyim. Ondan sonra sen... Hocam bitirsin. Evet, üçüncü bir mesele de şu. Önceki haritaya da dönersek. Bir evvelki haritaya dönersek. Bir önceki orada, harita Samet. Şimdi üçüncü mesele de şu. Bölgenin demografisi. Bölgenin demografisi çok bozuldu. Şundan dolayı bozuldu. Savaşlar, yokluklar, kıtlıklar, işsizlikler. İstikrarsızlıklar bölge demografisini çok fazlasıyla etkilemiş vaziyette. Şimdi Suriyeliler sadece bize gelmiş değil, dünyanın pek çok ülkesine gitmiş durumda. Ve artık hiç kimse de yeni bir Suriyeli harekatını istemiyor, göçü istemiyor. Aynı şekilde Irak'ta da olası bir yine harp ortamında olabilecek bir göçü hiç kimse istemiyor. Bu göç dalgalarını kimse istemiyor. Türkiye'nin ilk baştaki tezine, herkes geliyor. Nedir o ilk baştaki tezi de? Bizim şu çizmiş olduğumuz bu hatta güvenli insanları güvenli bölge içerisine yerleştirme projemizdi biliyorsunuz. Şimdi Türkiye diplomasiyi yürütürken bir taraftan da bunları bu tezlerini tekrar kuvvetle vurgulayarak gidiyor. Çünkü artık Avrupa şunu söylüyor. Size diyor gelen bana gelmeye uğraşıyor. Bunu görüyorlar. Burada durmayacak çünkü. Niye dursun yani şimdi burada? Yani... Sürekli herkes de burada durmayacak. Buradan da gitmek isteyecek. Buradan da Amerika'ya da gitmek isteyecek. Avrupa'nın her ülkesine de doğal olarak da. Şimdi dolayısıyla da Türkiye'nin bu harekatı bir yerde neyi de engellemiş oluyor? Yeni göç dalgalarında hem bize yönelik olarak hem de batıya yönelik olarak göç dalgalarında. Yani şöyle mi diyorsunuz Zakir Hocam? Artık yani önceden Türkiye söylerken bunu kabul etmiyorlardı. Etmiyorlardı ama realiteyi, gördüler ve realiteyi gördüler. O görmüş oldukları realite içerisine bakın. Avrupa birbirine girdi. Avrupa ülkeleri bu göç meselesinde birbirleriyle sürekli kavgalı hale geldiler. Göç sorunu yönetemiyorlar. Sürekli birbirlerini suçluyorlar, birbirlerinin sınırlarını kontrol etmemekle itham ediyorlar. Veyahut da göçmenlere karşı kötü muameleyle yine itham ediyorlar. İnsan hakları ihlallerini artık bize değil de birbirlerine yöneltmeye başladılar. Doğal olarak da böyle bir iklim içerisinde Türkiye'nin aslında bu yapmış olduğu harekatlar burada ne yapacak? Göçü de engelleyici, yani önleyici batı, bir... O zaman bizim harekatlarımıza karşı çıkarken şu an o olur dediği bir pozisyona doğru mu geliyor? Şimdi Türkiye aslında çok yönlü, fayda üreten harekatlar gerçekleştiriyor. Kendi içerisinde tutarlı harekatlar gerçekleştiriyor. Bir, nedir? İşte bahsetmiş olduğum bu çökmüş devlet veyahut da zayıf devlet olarak ifade edeceğimiz devletlerin toprak bütünlüğünü koruyor. Bunların devlet olarak var olmasını... Yani şimdi Türkiye'nin varlığı aslında Suriye'yi de ayakta tutuyor. Orada Rusya'nın varlığı Suriye'yi ayakta tutmuyor. Amerika'nın varlığı ayakta tutmuyor. İran'ın varlığı ayakta tutmuyor.
Türkiye'nin varlığı aslında Suriye'yi ayakta tutuyor. Eğer Türkiye oradan çıksın, hepsi zaten Suriye'yi parçalamak için oradalar. Herkes kendi hesabında. Hiç kimse orada Suriye'nin toprak bütünlüğü üzerine bir cümle kuruyor mu? Şimdiye kadar duydunuz mu siz? Hayır, duymadınız, duyamazsınız. Bir tek Türkiye. Bir tek Türkiye. Diğer taraftan aynı mesele Irak için de geçerli. Hemen Türkiye çıksın, orada ilk kuracaklarını bir Kürt devleti kurmak isteyecekler, biliyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin varlığı yine Irak'ın toprak bütünlüğü açısından da bir garanti halinde. Evet. Doğal olarak da birinci şey bu. İkinci mesele kalkınma yolu. Kalkınma yolu meselesi Irak'ın yeniden devlet otoritesini tesisi bakımından ve ülkesinin parçalarını birleştirmesi bakımından hem ekonomik hem siyasal bir güç tesis edecek. Şimdi buna da bakmak lazım. Türkiye'de, bölgedeki Arap ülkelerine de çok faydalı burası ama diğer taraftan esas kime faydalı? Irak'ın kendisine faydalı. Bu bakımdan da Irak Merkezi Hükümeti'nin en önem verdiği projelerden birisine kalkınma yolu projesi. Ve hepsine de mantıklı geliyor bu. Evet. Şimdi bu harekatlar o projenin düzgün işlemesi için de iyi bir şey. Evet. Diğer taraftan göç meselesi, dediğim gibi artık bu küresel bir problem. Evet. Bu küresel problemi yönetebilir noktada tutabilmek için de yine Türkiye'nin oradaki varlığı önemlidir. Peki.